Hocam şimdi bunu koyduk buraya. Herkes sandı ki hani yılbaşı yaklaşıyor. Noel'e 5 gün var. O yüzden Hristiyan Noel adeti diye koyduk. Evet. Hakikaten de Türkiye'de özellikle bazı dinci çevreler bu çam ağacına Hristiyan adeti diye çok karşı çıkarlar. Öyle bir Hristiyan şimdi adeti midir? Şimdiye kadar öyle düşünüyorduk ama tamamıyla Türk adeti olduğunu öğrendik. Biz niye koyduk bunu buraya? Efendim? Niye koyduk bunu buraya bu akşam? Efendim ben bu sembol olarak bunu görelim dedim. Herkes görsün. Yani bu adetin tamamıyla Türklerden kaynaklandığını herkes anlasın. Yani çam ağacı adeti Türklerden mi kaynaklanıyor? Tamamıyla Türklerden kaynaklanıyor. Allah Allah. Evet, bu yeni öğrendiğimiz Türk devletleriyle olan münasebetlerimiz bize yepyeni şeyler öğretiyor. Bu da şimdi Türklerde, eski Türklerde bir şey var. Yerin göbeğinden göğe kadar bir ağaç, hayat ağacı, bu Sümerler'de hayat ağacı. Bu bir ucunda gök tanrısı duruyor, Ülgen. Şimdi Türklerde güneş kutsal ama tanrı olarak kabul edilmiyor. Güneş çok kutsal. Şimdi 22 Aralık'ta güneş yeniden fazla olarak dünyayı aydınlatmaya başlayacak. Günler tekrar uzamaya başlayacak. Evet, günler uzamaya başlayacak. Şimdi Türklerin tanrısı, gök tanrısı, günle geceyi tanzim ediyor gökte. Bu gece günle devamlı münakaşa halinde, sözde düşünüyor. Şimdi olunca 22 Aralık'ta gün geceyi yeniyor, güneş yeniden daha uzun çıkmaya başlıyor. Yeniden doğuyor. Buna yeniden doğuş bayramı olarak Türkler kutluyorlarmış. 22 Aralık'ta. Bunu da orada Türkistan'da bir ağaç varmış. Akçam. Ve bu akçam başka yerde yetişmiyormuş. Bu akçamı alıyorlarmış. Getiriyorlar o gün, işte eve koyuyorlar. Akçamın altlarına o sene Tanrı onlara iyi şeyler verdi, güzel bir yaşam verdi diye Tanrı'ya hediyeler koyuyorlar. Altına koyan hediyeler Tanrı'ya koyan hediyeler. Dallarına da ertesi sene için Tanrı'dan niyaz ettikleri şeyleri, yani adak olarak istedikleri için bu çeşitli paçavra veya kurdele koyuyorlarmış dallarına. Ondan sonra o gece, o günlerde... Evet, ağacı bir gösterirse, şöyle yakından... Yalnız o günlerde hakikaten büyük bayram şenlik yapıyorlarmış. Aileler toplanıyor, büyükler varsa gidip işte onlar ziyaret ediliyor. Özel yemekler yiyor, güzel elbiseler giyiliyor, temiz giyiniyor. Bayramlık. Aynen güneşin yeniden doğuşu olarak, yeni doğuş diye kabul ediyorlar. Şimdi bu adet şeyler dolayısıyla Türklerle anlaşılan Avrupa'ya geçmiş. Yani konunun Noel'le bir alakası yok. Hayır. Fakat şimdi 325'lerdi galiba konsül, evet. İznik konsülünde bu pagan adeti olarak kabul edilen bu adeti diyorlar ki bunu İsa'nın doğuşu olarak, madem ki biz İsa'yı güneş gibi kabul ediyoruz, binaenaleyh İsa'nın doğuşu olarak bunu kabul edelim ve böylece pagan adeti böyle girsin diye Hristiyanlığa giriyor. Ama şeye kadar, 16. yüzyıla kadar bu ağaç süslemesi, yani ağaç yapılmıyormuş. İlk Almanlarda başlıyor. Ben de okudum bunu. Almanlarda başlıyor. Sonra Fransızlara geçiyor ve sonra etrafa dağılıyor. Şimdi, bu tamamıyla Türk adeti. Gönül oldu. Tekin Alpay buraya geldiğinde, Gönül Hoca geldiğinde, az önce telefonla konuştunuz. Dedi ki bu bir Sümer adetidir dedi. Hayır, Sümer'de yok. Sümer'de bu şey Şubat'ta, Nisan'daki Şubat'lık ötekini söyledi hocam. Yani
Sümer'de Dumuzi'nin dirilmesini. Evet, Dumuzi'nin dirilmesi ama çam ağacı Dumuzi değil. Dumuzi değil bu. Çam ağacı süslemesinin bir Sümer adeti. Ortodoks şeysi. Yani resmisi. Sümer'de Asal ben yasa. Bunu bulamadım. Böyle bir şey yok şimdi şeylerde, efsanelerde.